Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin ve salatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve ezvacihi ve sahbihi ve atrati etbahi ve atrati ecmain. Euzu billahi s-semi'il alim mineşşeytanirracim min hemzihi ve nefhihi ve nefsihi. Bismillahillezî lâ yedurrun ismihi şeyhün fil ardı ve lâ fissemâ ve huve s-semi'ul alim. Bismillahirrahmanirrahim. Çok sevgili ve muhterem efendiler, dersimiz esbab-ı nüzul olarak devam ediyor. Geldiğimiz sure-i celile Ahkaf suresidir. Yusuf İbn-i Mahik radıyallahu anh hazretleri anlatıyor. Efendim, Mervan'ı diyor Hicaz'a vali tayin etmişti o günün. Efendim, devletin başında olan kişi. Bu valiliği sırasında hutbe okudu ve hutbede Yezid İbni Muaviye'nin ismini zikretmeye başladı. Maksadı babası Muaviye'den, Hazreti Muaviye'den sonra ona biat etmekti. Abdurrahman İbni Ebi Bekir ona bir şeyler söyledi. Bu söze kızan Mervan, "Yakalayın şunu," diye emretti. Abdurrahman hemen kaçıp Hazreti Ayşe-i Sıddık'a, validemiz radıyallahu anha'nın odasına girdi. Böylece onu yakalayamadılar. Bunun üzerine Mervan şunu söyledi. Bu var ya, hakkında şu ayet inen kimsedir. Mealen anne ve babasına, öf size, benden evvel nice nice nesiller gelip geçtiği halde, beni tekrar diriltip kabrimden çıkarılacağımla mı tehdit ediyorsunuz? Diyen adam yok mu? Anası, babası Allah'a yalvarırlar. Ona yazık sana, iman et. Allah'ın vaadi hiç şüphesiz haktır derler. O ise bu dediğiniz evvelkilerin masallarından başkası değildir der. Ahkaf suresinin bu 17. ayetini Mervan okuyunca Hazreti Ayşe radıyallahu anha perde gerisinden Mervan'a şu cevabı verdi. Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de bizimle ilgili olarak münafıkların iftirasından beraatimi haber veren Nur suresindeki ayetlerden başka hiçbir şey inzal buyurmamıştır. Yani aleyhte olarak tabii bu. Lehte Ebu Bekir hakkında ayetler vardır. Bunu da Buhari Şerif rivayet etmektedir. Mervan'ın Medine valiliği sırasında Hazreti Muaviye oğlu Yezid'i kendi yerine halife tayin etmeyi düşünerek arzusunu bu işe efkar-ı umumiyeyi hazırlaması için Mervan'a yazdı. Mervan mektup üzerine halkı toplayıp hitabede bulundu. Hutbesinde Yezid'i zikrederek halkı biat etmeye çağırdı. Bu meyanda şunları söyledi. Allahu Zülcelal Hazretleri Emirül Müminine
Yezid hususunda en güzel olanı irşat buyurmuştur. Bu seçim tarzı Hazreti Ebu Bekir ve Hazreti Ömer'in sünnetine uygundur. Zira onlar da arkadan gelecek halifeleri seçmişlerdi. Buhari'nin efendim rivayetinde İbn-i Hacer'in benimsediği bir rivayete göre Abdurrahman radıyallahu anh sizin yaptığınız Bizansçılıktır. Herakliye, Heraklisçuluk yani hilafeti babadan oğula geçen kraliyete çevirmektir der. Mervan'a böyle karşı koyar. Muhammed İbni Ziyad'dan Şube'nin rivayetine göre yani Mervan Hazreti Ebu Bekir ve Hazreti Ömer radıyallahu anh'ın yoludur der. Abdurrahman ise hayır bu Heraklius ve Kayserlerin yoludur der. Bir başka rivayette Herakliye'ye mi getirdiniz? Oğullarınıza mı biat edeceksiniz? Bir başka rivayette Herakliye'yi mi Allah'a kasem olsun Hazreti Ebu Bekir hilafeti ne evlatlarından ne de ailesinden birine bırakmadı. Muaviye'nin yaptığı oğlunu yüceltmektir. İşte Mervan Hazreti Abdurrahman'ın bu cesur ve hakkı gerçeği dile getiren sözüne cevap veremeyince çareyi her zaman ve her yerde hak noktasında mağlup olan iktidar sahiplerinin başvurduğu metoda iltica etmede bulur ve kuvvete başvurur. Yakalayın şunu diye emreder. Hazreti Abdurrahman kız kardeşi Hazreti Ayşe radıyallahu anh'ın hücresine iltica eder. Resulullah aleyhissalatü vesselamın zevceleri olması hassasi haysiyetiyle hürmeten odasına girmezler ve Abdurrahman yakalanmaktan kurtulur. Bir başka rivayet hutbesini tamamlayan Mervan'ın Hazreti Ayşe'nin kapısına kadar geldiğini, bir şeyler söyleştiklerini, karşılıklı söz düellosunda bulunduklarını belirtir. Bir diğer rivayet, Hazreti Abdurrahman konuşurken Mervan tarafından sözünün kesildiğini ve Mervan'ın sus, sen hakkında Allah'ın şöyle dediği adam değil misin diyerek yukarıda mealini verdiğimiz ayeti okuduğunu belirtir. Abdurrahman da sen Allah Resulü'nün lanet ettiği melun herifin oğlu değil misin diye çıkışır. Bir rivayette ise Mervan'ın Abdurrahman'a kızıp ayetin onunla ilgili olarak indiğini söylemesi üzerine Hazreti Ayşe ona şu cevabı verir. Mervan yalan söylüyor. Vallahi bu onun hakkında inmemiştir. Ayet falan oğlu falan hakkında inmiştir. Dilersem ismini de söyleyebilirim. Fakat Resulullah aleyhissalatü vesselam Mervan sulbünde iken Mervan'ın babasına lanet etmiştir. Mezkür ayetin Abdurrahman'la ilgili olarak nazil olduğu iddiasına gelince bazı zayıf rivayetlerle bu gelmiştir. Meseleyi tahlil eden İbn-i Hacer bu meselede Hazreti Ayşe'nin reddinin esas alınması gerektiği neticesine varır. Sütti demiştir ki bu ayet Abdurrahman İbni Ebi Bekir hakkında indi. Babası
Ebu Bekir ve annesi Ümmü Ruman Müslüman olmuşlar. Kendisi olmamıştı. Ebeveyni kendisine Müslüman olmasını emrettikçe o reddediyor, tekzip ediyor. Ve Kureyş büyüklerinden ölmüş bulunan bazılarını zikrederek falanca nerede, falanca nerede diyordu. Ancak bilahare Müslüman oldu. Ve Müslümanlığında samimi kaldı. İşlediklerinden dolayı herkesin bir derecesi vardır. Ahkaf suresi ayet 19. Ayetinde tövbesi de gelmiştir. Süddi'nin bu mütalasını kaydettikten sonra İbn-i Hacer şunu söyler. Derim ki ancak Hazreti Ayşe radıyallahu anh'ın Abdurrahman ve ailesi hakkında ayet inmiş olmasını nefyeden rivayet senetçe en sahih ve kabule en uygun olanıdır. İbn-i Hacer Hazreti Ayşe'nin Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de bizimle ilgili olarak münafıkların iftirasından beraatimi haber veren Nur suresindeki ayetlerden başka bir şey inzal buyurmamıştır. Sözünü bazı rafizilerin kendilerine hüccet yaparak mağarada bulunan iki kişiden biri Tövbe suresi ayet 40'ta bu ayeti kerimede Hazreti Ebu Bekir'in kastedildiğini reddetmek istediğini belirtir ve şu cevabı verir. Hazreti Ayşe bizimle ilgili derken Hazreti Ebu Bekir ailesini değil evlatlarını kastetmiştir. Ayrıca özrünü beyan eden ayet hakkında öyle ileri derecede bir bilgi ihtiva eder ki Hazreti Ayşe'nin sözündeki maksat zem manası çıkacak bir ayetin inzal edilmiş olacağını nefyetmekte kalır. Evet, daha önce de hatırlattığımız gibi Ebu Bekir ailesi hakkında onların kötü olması aleyhine olarak bir ayet inmemiştir. Ama Ebu Bekir'i öven nice ayetler vardır. Ensar hakkında, muhacirin hakkında ve savaşlar hakkında Peygamberimizin hicret arkadaşı olması münasebetiyle Ebu Bekir'i öven ayetler gelmiştir. Evet sevgili dostlarımız, konuları düşman ayrı değerlendiriyor, dostlar ayrı. Düşmanın ve kin ve... Evet sevgili dostlarımız, şimdi de Alkame anlatıyor. İbn-i Mes'ud radıyallahu anh hazretlerine dedim ki, sizden kimse cin gecesinde Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam efendim refakat etti mi diye sorduk. Hayır dedi. Bizden kimse ona refakat etmedi. Ancak bir gece onunla aleyhissalatü vesselam Efendimiz ile beraberdik. Bir ara onu kaybettik. Kendisini vadilerde ve dağ yollarında aradık. Bulamayınca yoksa uçurulmuş veya kaçırılmış olmasın dedik. Böyle geçirilmesi mümkün en kötü bir gece geçirdik. Sabah olunca bir de baktık ki Hira tarafından geliyor. Ey Allah'ın Resulü, biz seni kaybettik. Çok aradık ve bulamadık. Bu sebeple geçirilmesi mümkün en fena bir gece geçirdik dedik.
O şanlı peygamber buyurdular ki, bana cinlerin davetçisi geldi. Beraber gittik. Onlara Kur'an-ı Kerim'i okudum buyurdular. Sonra bizi götürerek cinlerin izlerini, ateşlerini, kalıntılarını bize gösterdi. Cinler kendisine yiyeceklerini sormuşlar. O da elinize geçen, üzerine Allah'ın ismi zikredilmiş her kemik olabildiğini, olabildiği kadar bol etli olarak sizindir. Her deve ve at mayısı da hayvanlarınızın yemidir buyurmuşlar. Sonra Resulullah aleyhissalatü vesselam bize şu tembihte bulundu. Sakın bu iki şeyle kemik ve kuru hayvan mayısı ile bunlarla abdest bozduktan sonra istinca etmeyin. Çünkü onlar cinni olan din kardeşlerinizin yiyecekleridir buyurdular. Müslim, Tirmizi, Ebu Davud bunu rivayet etmektedir. Bu rivayet sahih bir rivayettir. Nebiz hadisi ise zayıftır. Cinlerin yiyecek hususundaki sualleri kendilerine, kendileriyle ilgili bazı şeyleri sorduklarını göstermektedir. Resulullah aleyhissalatü vesselamın üzerine besmele çekilmiş kemik sözü farklı anlaşılmalara imkan tanımıştır. Keserken mi yoksa yerken mi besmele çekilen? Ancak alimler üzerine besmele çekilen kemiğin mümin cinlerin yiyeceğini, besmele çekilmeyen kemiklerin de kafir cinlerin yiyeceğini teşkil ettiğinde müttefiktirler. Evet sevgili dostlarımız, işte görüyorsunuz ki durum böyle devam etmektedir. Sevgili dostlarımız, şimdi de Fetih Suresi ile dersimiz devam edecektir inşallahü teala. Hazreti Enes radıyallahu an anlatıyor. Ey Muhammed aleyhissalatü vesselam, doğrusu biz sana apaçık bir zafer sağlamışızdır. Yüce Allah böylece senin geçmiş ve gelecek günahlarını bağışlar. Sana olan nimetini tamamlar. Seni doğru yola eriştirir. Bu Fetih Suresi baş ayetleridir. Bir ve ikinci ayetleri. Hudeybiye dönüşü Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselama nazil oldu. Ayette geçen apaçık zafer, Fethi Mübin, Hudeybiye zaferiyle başlamıştır. Ayet-i Kerime inince, ey Allah'ın Resulü, ne mutlu, kutlu olsun, saadetli olsun, Allah-u Teala ve Tekaddes Hazretleri senin için ne yapacağını sana açıkladı. Acaba bize ne yapacak dediler. Bunun üzerine şu ayeti kerime inzal edildi. İman eden erkek ve kadınları, içinde ebedi kalacakları, içlerinde ırmaklar akan cennetlere koyar. Onların kötülüklerini örter. Yüce Allah katında büyük kurtuluş işte budur. Bu da Fetih Suresi ayeti kerime 5. ayettir. Buhari, Müslim, Tirmizi bunu da rivayet etmişlerdir. Sevgili dostlarımız, bakın
iman eden erkek ve kadınlar diyor Cenab-ı Hak. İşte bu iman eden erkek ve kadınlara müjde. İmanın gereği de ameli salihtir. Onun için ayeti ayetler tefsir eder, açıklar ve tamamlar. Hadis-i şerifler de böyledir. Bunu doğru anlamayanlar kenarından köşesinden ne yapıyorlar? Konuyu bölüp parçalıyorlar, dini anlattıklarını zannediyorlar. İslam'ın müteakip zaferlerini bu sulh anlaşması sağlamıştır. Yani Hudeybiye anlaşması. Bu zor bir anlaşmaydı o gün için ama Müslümanların önü açıldı. Zafer üstüne zaferler geldi. O gün peygamberi anlamakta sahabinin bir kısmı zorlandı. Evet kıymetliler, anlaşma şartlarını çok ağır, adeta ihsan edecek bir haldeydiler. Hatta Hazreti Ömer'le Resulullah arasında şu konuşma geçer. İşte Hazreti Ömer'in ömründe en çok yanıldığı konulardan biri budur. Ey Allah'ın Resulü! Biz hak üzere, onlar da batıl üzere değiller mi? Bakın Hazreti Ömer soruyor Peygamberimize. Hudeybiye Anlaşması'nın zor şartlarını bir türlü hazmedemedi. O ve bazıları. Peygamberimiz cevap verdi. Şüphesiz öyle dedi. Yani biz hak üzereyiz, onlar da batıl üzereler dedi. Ömer yine diyor ki, bizim ölülerimiz cennetlik, onlarınki cehennemlik, cehennemlik değil mi? Peygamberimiz buyurdu, şüphesiz öyle dedi. Öyleyse dinimizde niye bu zilleti kabul ediyoruz? Allah bizimle onlar arasında savaşla tayin edilecek hükmünü vermezden önce umre yapmaktan geri mi döneceğiz? Olmaz böyle şey diyor bakın. Peygamber'e bunda denmez. Ama işte insanlar dinin zirvesine birden çıkamıyorlar. Peygamberimiz cevap verdi. Ey Hattab'ın oğlu, ben Allah'ın Resulüyüm ve onun emrine muhalif de değilim. Ve Allah da ebediyen bizi terk etmeyecektir. Peygamberimiz Ömer'e böyle cevap verdi. Hazreti Ömer bundan sonra Ebu Bekir'in yanına giderek Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselama söylediklerini ona da tekrar eder. Hazreti Ebu Bekir de onun emrine uy. Zira şehadet ederim ki o Allah'ın Resulüdür ve Allah onu ebediyen terk etmeyecektir cevabını verir. İşte Ebu Bekir ile Ömer farkı. Sıddık kolayına olunmuyor. Ebu Bekir sıddıktır, Ömer Faruk'tur. Ömer de yüksek zirvelere çıkmıştır ama bir türlü sıddık olamamıştır. Çünkü sıddıkların derecesi daha farklı. Arkadan sadedinde olduğumuz Fetih Suresi inzal edilir. Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam sureyi baştan sonra Hazreti Ömer'e okur. Hazreti Ömer radıyallahu an yani bu bir fetih mi diyerek
hala devam eden üzüntü ve endişesini dile getirir. Isrardaki hatasını bilahare anlayarak, kefareti için yıl orucu tutup, köleleri azat edecek olan Hazreti Ömer, başta olmak üzere Hazreti Ebu Bekir ve diğer pek çok sahabe, ittifakla Hudeybiye, sulhünün İslam'ın en büyük zaferi olduğunu ifade etmişlerdir. O ağır şartlara rağmen Hudeybiye müsalası, bakın en büyük zafer olarak Cenab-ı Hak Müslümanlara bu büyük müjdeyi vermiştir. Ashabı belirttiğimiz şekilde üzen husus, umre yapmak niyetiyle Medine'den çıkıldığı halde, o yıl umre yapmadan geri dönmenin, anlaşma şartları arasında yer alması ile, müşriklerden Müslüman olarak Medine'ye iltica edeceklerin, Mekkelilere geri verilmesi maddesiydi. Bu iki maddeyi Eshab-ı Kuzin'in bazıları, başta Hazreti Ömer anlayamadılar. Ama sonra herkes anladı. Ömür boyu Ömer tövbe istiğfar etmiştir bu halinden dolayı. Ve ağlamıştır. Niye muhalefet ettim o şanlı peygambere diye. Hazreti Enes radıyallahu an anlatıyor. Verdan mecmain. Sabah namazı sırasında Tenim Dağı'ndan 80 kişi Resulullah aleyhissalatu vesselam'ın üzerine geldiler. Niyetleri onu öldürmekti. Peygamberimizi öldürmeye gelmişlerdi. Yakalandılar. Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam onları serbest bıraktı. Bunun üzerine şu ayeti kerime inzal edildi. Sizi onlara üstün kıldıktan sonra Mekke bölgesinde onların ellerini sizden, sizin ellerinizi de onlardan geri tutan, savaşı önleyen odur diyen ayet geldi. Bu da Fetih Suresi ayet 24. Bunu da Müslim-i Şerif, Tirmizi, Ebu Davud rivayet etmektedirler. Yukarıda kaydedilen ayetin iniş sebebiyle ilgili farklı rivayetler kitaplarımızda intikal vardır. Enes'ten yapılan yukarıdaki rivayet bunlardan biridir. Ahmed İbni Hanbel'in rivayetinde bu ani baskın, hadisenin Hudeybiye gününde vuku geldiği tasrih edilir. İbni İshak'ın bir rivayetinde Resulullah aleyhissalatü vesselamın ashabından bir kişiyi kaçırmak üzere Kureyş'in gönderdiği 40 veya 50 kişilik bir grubun yakalanması ve sonra da serbest bırakılmaları üzerine bu ayet inzal edilmiştir. Keza Mekke'nin savaşsız fethi üzerine indiğine dair rivayet de yapılmıştır. Evet sevgili dostlarımız, Übey İbni Ka'b radıyallahu anh ve Erdah-ı Mecmain, Allah peygamberine ve müminlere huzur indirdi. Onların takva sözünü tutmalarını sağladı. Ey insanoğlu, lütuflar, keremler hep Cenab-ı Hak'tan geliyor. Zaferler, yardımlar hep Cenab-ı Hak'tan geliyor. Aklını başına al. Bu da Fetih Suresi ayet 26. Bu ayeti kerimede geçen takva sözünden La ilahe illallah'ın kastedildiğini, Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam'dan işittiğini söylemiştir ravi. Bunu da Tirmizi,
efendim haber vermektedir. Cumhur buna la ilahe illallah demiştir. Takva sözüne. O sözün içerisinde de İslam'ın tamamı bulunmaktadır. La ilahe illallah diyen kişi Muhammedur Resulullah demek mecburiyetindedir. Onu da diyen kişi İslam'ın tümüne iman edip ve kalbiyle tasdik, diliyle ikrar etmesi gerekir. İmanın gereği olan da ameli salihlerini işlemesi gerekir. İslamiyet kenardan köşeden anlaşılmış olmaz. İslamiyetin bir bütün olarak elin alacaksın. Giriş kapısı la ilahe illallah Muhammedur Resulullah'tır. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resulühtür. Bu giriş kapısıdır. Evet sevgili dostlarımız, inşallah Hucurat suresiyle dersimiz devam edecektir.